Yarıda kestik çünkü o beklenen açıklama başladı. Hemen Ankara'ya dönelim. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bir açıklama yapıyor. İzliyoruz. Basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok özür dileriz. Seyircilerimizi ve aziz milletimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Vergi mevzuatında, sosyal güvenlik mevzuatında ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngören teklifimiz yürürlük ve yürütme maddesiyle birlikte toplamda 53 maddeden oluşuyor. Denizli milletvekilimiz Nilgün Ök ve Samsun milletvekilimiz Ersan Aksu Bey'in uzun zamandır çalıştığı bu kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bir üzüntümü de ifade etmek isterim. Maalesef şu anda hali hazır durum içerisinde bu çalıştığımız kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konularda çalışıyormuş gibi maalesef geçen dönemlerde farklı dezenformasyon amaçlı bilgilerinde olduğunu ifade etmek isterim. Üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü bizim çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir inceleme yapmadığımız, etki analiziyle beraber bir metin hale getirmediğimiz birçok konu sanki varmış gibi maalesef gerek basında gerekse de kamuoyuyla paylaşıldı. Konuda da şu anda toplam 53 maddeyi de incelediğinizde geçen dönemlerde bu paylaşılan hususların hiçbirinde olmadığını da zaten görmüş olacaksınız. Değerli basın mensupları, teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması ve aynı zamanda vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz. Öncelikli olarak kısa vadeli sigorta kolları prim oranını %2'den %2.25'e çıkarıyoruz. Yine sosyal güvenlik mevzuatımızda düzenleme yaparak 8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin hazine tarafından ödenmesine yönelik uygulamayı da sonlandırıyoruz. Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi, yap işlet ve devlet modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan %30 oranında kurumlar vergisi alınması, yatırım, fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz. Değerli basın mensupları, teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Bu kapsamda yurt içi askeri kurumlar vergisi uygulaması aynı zamanda vergi güvenlik müessesesi olarak da vergi sistemimizde yer alacaktır. Ayrıca serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanları ile tespit edilen hasılatlar arasında
%20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek. Yine vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyor. Yine kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla da düzenlemeler getiriyoruz. Bu kapsamda cezaların etkinliğinin artırılması ve usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının da bu kapsam içerisinde artırıma gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilecek cezaların artırımlı uygulanmasını da teklifimizde öngörüyoruz. Kayıt dışı faaliyette bulunan bir başka anlatımla vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyai cezası verginin bir katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat olarak uygulanmasını da teklifimizde getiriyoruz. Değerli basın mensupları, başkasına ait post cihazı kullananlara, başkasının IBAN'ını kullananlara, yani ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havaleler ile kabul edenlere ve hesaplarını başkalarına kullandıranlara da ayrıca cezaları artırıyoruz. Diğer yandan ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına, yat limanlarında verilen kiralama, bakım ve benzeri hizmetlerde uygulanan KDV istisnalarını da kaldırıyoruz. Bir diğer önemli konu devreden KDV konusudur. Mükelleflerimizin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz. Diğer bir düzenleme ile vergi uzlaşmalarına yönelik bazı düzenlemeleri öngörüyoruz. Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini de teklifimizde öneriyoruz. Ayrıca birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zaman aşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin veriyoruz. Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz ve 500 lira olarak belirliyoruz. Bundan böyle harç tutarı her yılda yeniden değerleme oranıyla da artırılacaktır. Değerli basın mensupları, son olarak yaşlılık, mağlulluk, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10.000 TL olarak öngörülen asgari aylık asgari ödeme tutarını da 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Değerli basın mensupları, başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak bu düzenlemelerin ülkemiz, aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Buradan başlayalım. Kök aylığında bir düzenleme değil, yine hazine desteğiyle 10 bin liradan 10 bin liraya tamamlanan emekli maaşı 3.500 liraya çıkıyor mesela bu oranda. Bir taraftan yüksek bir ödeyenler biz daha düşük zamanmış oluyoruz diyerek bir tepki sesi yükseltmişlerdi. Onlarla ilgili düzenleme yok zannediyorum. Yaklaşık 3 milyon sayısındaki emekli ilgiden diyor. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı. Evet. Değerli arkadaşlar, bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut
16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12.500 liraya tamamlanması halinde 2024 yılı Temmuz Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3.703.788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL'dir. Biz orta vadeli programımıza bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için bunun uzun dönemdir çalışıyoruz. Yani sadece zam vermek veya artırmak değil, bunun mevcut bütçe imkanlarını da karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık ve bunu da bu 53 maddelik teklifimiz içerisinde bunun karşılandığını, bunun karşılığını da belirlemek istiyoruz. Bunu yıllara böldüğünüzde değerli basın mensupları, bu maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini de ifade etmek isterim. Efendim, bir sorun olacaktı. Kiradan aylık %20 maalesef arkadaşlar, dediğim gibi bizim çalışmadığımız konularda daha önceden basına böyle bilgiler verildi. Teklifimizde bu konuda böyle bir öneri yer almıyor. İlerleyen zamanlarda bu konularda neler yapılabilir? Mali Hazine Bakanlığımızın uzmanlarının çalışacağı durumlar vardır. Ama bizim teklifimizde maalesef bir tezviratla, bir olmayan bir bilgiyi paylaşmak suretiyle böyle bir kamuoyunda paylaşılmıştı. Böyle bir öneri teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Sayın Başkan, İBAN ve başkasının post cihazını kullananların cezalarını arttırdığını söylediniz. Ne oranda artıyor efendim cezalar, mevcut cezalar ne olacak? Bunu soracağım. Efendim bir de asgari kurumlar vergisinden bahsettiniz. Bunun özellikle işte bazı avukatlık büroları, güzellik merkezleri... Asgari kurumlar vergisi değil arkadaşlar. Asgari kurumlar vergisi başka. Asgari kurumlar vergisi başka arkadaşlar. Bizim getirdiğimiz OECD'nin ilan ettiği kararlar çerçevesinde arkadaşlar, şu anda uluslararası manada küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden, kardan %15'lik asgari kurumlar vergisi